Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes Yemek Tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, az malzeme ile çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz süper lezzette bir kahvaltılık tarifim var. Özellikle pazar kahvaltısına mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz buyurun hep birlikte nasıl yapmışım izleyelim. Bu kahvaltılık tarifim için kullanacağım sebzeleri yıkayıp hazırladım. 1 tane soğan, 2 tane patates, 2 tane sivri biber ve 1 tane kırmızı kapya biber kullanacağım. Şimdi de sıra ile doğrayıp hepsini hazırlıyorum. Bu verdiğim miktarlar normal büyüklükte olan bir tavayı dolduruyor. Tam çekirdek aile için çok ideal diyebilirim. Daha çok veya daha az olsun isterseniz sebzelerin küçük olanlarından ya da daha büyüklerinden kullanabilirsiniz. Bir tane soğanı yarım ay şeklinde doğrayınca bir tane kırmızı biberi de ortadan bölüp yine aynı şekilde doğruyorum. İnanın çok lezzetli ve de çok kolay oluyor hazırlaması. Özellikle çocuklarda içinde patates olunca çok seveceklerinden eminim. Ardından sivri biberleri ve 2 tane patatesi de doğrayınca hemen pişirmeye geçebiliriz. Patatesleri elinizden geldiğince ince doğramanızı öneririm. Pişirme sürecinde kolaylık olması açısından. Şimdi de tavayı ocağıma alıp tavanın tabanını kaplayacak şekilde sıvı yağ döküyorum. Yaklaşık yarım çay bardağından biraz fazla diyebilirim. Sonra soğanı bırakıp karıştırınca 1-2 dakika kadar soğanı kavuruyorum. Soğanların çok da kavrulmasına gerek yok. Dediğim gibi çok az yumuşaması yeterli. Çünkü patatesiyle de pişecek olduğu için gayet muazzam bir şekilde pişiyor. Evet, patatesini de ekleyip yumuşayana kadar orta ateşte karıştırıp kızartıyorum. Patatesler bu şekilde biraz yumuşayınca üzerine biberlerini ekleyip karıştırıyorum. Sonra patatesleri tamamen yumuşayıp hafif kızarıp pembeleşene kadar pişirmeye devam ediyorum. Yaklaşık bir 10 dakika kadar pişirdim. Böyle olunca da ocaktan alıyorum. Şimdi de ayrı bir karıştırma kabına 5 tane yumurtayı kırıp çırpıyorum. Yumurtayı güzelce çırpınca pişirdiğim sebzeleri
50 gram kadar rendelediğim kaşar peynirini, tuz ve baharatlarını ekleyip birbirine geçene kadar iyice karıştırıyorum. Ben baharat olarak birer çay kaşığı karabiber, kırmızı toz biber ve kekik kullandım. Yine aynı çay kaşığında tuz kullandım. Sizler damak tadınıza göre baharat ve tuz oranını ayarlayabilirsiniz. Artık tekrar pişirmeye geçiyorum. Başka tava batırmadan yine aynı tavada pişireceğim. Harcımın tamamını tavaya döküp yayıyorum. Ben tavaya tekrar yağ eklemedim. Tavanın dibindeki yağ yeterli gelir. Fakat tavada hiç yağ kalmadıysa çok az bir miktarda yağ ekleyebilirsiniz. Sonra içini çekmesi için kapağını kapatıp 2 dakika orta ateşte pişirdim. Şimdi de üzerine uygun bir servis tabağı kapatıp ters çeviriyorum. 2 dakikada bu yüzünü pişireceğim. Bu aşamada kesinlikle başından ayrılmayın. Sadece yumurtası pişeceği için hemencecik pişiyor. Böyle kızarınca benim gibi kontrol edip alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kahvaltı için sebzeli yumurtamız pişti. Hemen bir dilimini kesip sizlere içinde göstereceğim. Sıcak sıcak çayınız da hazır ise servis edebilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup yorum atıp beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.